Barış Pınarı Harekatı, siyasi tarihin en ciddi jeopolitik müdahalesi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ne derdiğinin defteri dürüldü. İç işgalci cephe çöktü. Dışarıda çaresizlik, içeride dayanışma. Allah Erdoğan'a güç, ordumuza zafer versin. Kim ne derse desin, ne anlarsa anlasın. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile siyasi tarihinin en büyük jeopolitik müdahalesini başlattı. İran sınırından Akdeniz'e uzanan, güneyden çevrelemeye dönük bütün hesapları sıfırladı, 100 yıl sonra kurulan yeniden paylaşım masasını devirdi. Kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın, ne kadar bağırıp çağırırsa çağırsın, Türkiye hem kendi geleceğini güvence altına alacak, hem coğrafya yönelik harita planlarını boşa çıkaracak en ciddi kararı verdi, en büyük adımı attı. Kim ne kadar muhalefet ederse etsin, ne kadar cehaletle bakarsa baksın, Türkiye... Anadolu topraklarındaki bin yıllık siyasi tarih yeniden diriltti. Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti sürekliliğini bir sonraki aşamaya taşıyacak bir misyonla harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri ne der, Avrupa ne der diyenin Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin defteri dürüldü. İçeride kim ne tür cepheler kurarsa kursun, kimler ne kadar yeniden mandacılık için çalışırsa çalışsın Türkiye, o tarih inşa eden, coğrafya biçimlendiren aklı bir kez daha harekete geçirmeyi bildi. ABD ne der, Avrupa ne der, Arap dünyası ne der, İsrail ne der cümleleri artık sadece bir enformatik mücadele biçimiyle alakalıdır ve büyük siyasi kararlar üzerinde caydırıcı değildir. İşte bu Türkiye'nin yeni gücüdür. Türkiye'yi durdurmaya dönük küresel planlamanın çöküşüdür. Kim ne kadar inanırsa inansın, kim ne kadar hafife almaya çalışırsa çalışsın Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci kez coğrafyada yalnızlaştırılıp tarih dışına itilmeye çalışılmasına, Anadolu içlerine hapsedilip orada küçültülmesine meydan okumuş, bu hesabı yapanların tamamının defterini dürmeyi bilmiştir. Görünen terör ama arkasında dünya var. Harekatla iç işgalci cepheler de çöktü. Irak ve Suriye'den, Doğu Akdeniz'den, Ege'den, Karadeniz'in batı kıyılarından sıkıştırılan, içeride iç işgal cepheleriyle diz çöktürülmek istenen, 15 Temmuz'da Suriye eleştirilmeye çalışılan Türkiye, devletler oyununu, güçler oyununu en iyi şekilde oynamayı bilmiş, bölgesel ve küresel güç hareketliliklerini çok iyi hesaplamıştır. Evet mesele terördür. Suriye'nin kuzeyinden ülkemizi vuran ve on yıllardır bu ülkeye ağır bedellere döten terördür. Ama arkasında bir dünya vardır. Terörü kullanan vekalet savaşı yöntemini kullanıp Türkiye ile savaşan, 100 yıl önceki hesaplaşmayı bugüne taşıyan, yeni yükseliş dönemi terörle ve bütün araçlarla boşa çıkarmaya çalışan bir çok uluslu cephe, bir batılı koalisyon vardır. Türkiye'siz hiçbir harita çizilemez, Türkiye'siz bir denklem kurulamaz. İşte Türkiye görünüşte PKK ve DH'la ama asıl bu çok uluslu cepheyle mücadele etmektedir. Alınan kararlar, atılan adımlar bu büyüklüktedir. PKK'nın, DAEŞ'in hatta Suriye Savaşı'nın çok ötesindedir. ABD yerleşik sistemiyle Avrupa merkez ülkeleriyle, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleriyle, İsrail ile karşımıza dikilen güç ve akıl küresel bir akıldır. Türkiye böyle bir akıl ve güçle bilek güreşine girmiş, bırakın PKK'yı onlar bile Türkiye'yi durduramamıştır. Bu coğrafyada Türkiye'siz denklem kurulamaz, kurulamayacaktır. Türkiye'siz harita çizilemez, çizilemeyecektir. Türkiye'siz güç inşa edilemez edilemeyecektir. Tarih boyunca bu ülkenin yükselişi de çöküşü de coğrafyayı değiştirmiştir. Biz 100 yıldır hiç geri adım atmadık. Bu ülkenin aklına ve gücüne güvenin. Yine bir yükseliş devridir. Coğrafya yine Türkiye yükselişine göre biçim alacaktır. Atılan bu adımlar en yakın örneğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın devamıdır. İstiklal Savaşı'ndan bu yana hiç geri adım atmamış bir ülkenin tarihi tersine çevirmesinin örneklerinden biridir. Bunu Doğu Akdeniz ve Akdeniz'deki çıkışlar takip edecektir. Bundan sonra Türkiye'nin her hareketi bölgesel bir sarsıntıya, küresel güç kaymalarına neden olacaktır. Artık Türkiye'nin gücüne, imkanına, aklına ve basiretine inanmayanların da inanması gerekir. Çünkü tarih bu yönde seyredecektir. Hani savaş kışkırtıcılığıydı? O gizli el şimdi nerelerdi? İki yıldır Fırat'ın doğusuna müdahale çağrıları yaparken birileri bunu savaş kışkırtıcılığı diye mahkum ediyordu etnik bir tavır, uçuk bir düşünce sanıyordu. Ekranlarda, gazete köşelerinde, bürokraside merkezi yerler tutan bazıları bu düşünceyi tehlikeli buluyordu. Onlar Türkiye'yi, dünyayı, geçmişi ve geleceği okuyamadılar, okuyamıyorlardı. Bir hafta öncesinden, bir hafta sonrasından öteye geçmez ufuklarıyla bu ülkeye roller biçiyor, ahkam kesiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale yönündeki her açıklamasını yüzyıllardan süzülüp gelen cümlelerine hafife almaya, boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. İçeride ve dışarıda bir el Türkiye'yi felç etmeye çalışıyor. Onlar da bunu kendi akılları sanıp pazarlıyorlardı. Erdoğan'a uyarı yazıları yazan mızmız mız adam, "Sen ne diyorsun bu işe? Tarih, coğrafya, kimlik ve bu milletin kaderi onları bir kenara attı şimdi. Gelmemiz gereken yere geldik. Hani onlar nerede?" İbrahim Karagül'ün sırtında yumurta küfesi yok. Ne işimiz var Fırat'ın doğusunda diye Erdoğan'a uyarı yazıları yazan o çok bilmiş adam neredesin? Bu adam savaş kışkırtıcılığı yapıyor ama bunlar yayılmasın diye televizyon kanallarına çıkış ambargosu koydurtanlar nerede? Cezalandırmak istediğiniz ben değildim. Gizlemek istediğiniz bu millete kurulan tuzaktı. Bu ülkenin aydınları da akıllı ve cesur olmalı. Bir Türkiye derdi olmalı. Bu ülkenin askeri kadar siyasetçisi kadar aydınları da akıllı ve cesur olmalı, üretebilmeli. Oturdukları yerden hiçbir emek ve zihinsel çaba sarf etmeden atıp tutmamalı. Tarihi ve coğrafyayı tanımalı, bugünü ve geleceği öyle düşünmeli. En önemlisi de böyle bir derdi olmalı. Hiçbir ülke Fırat'ın doğusuna müdahale eden Türkiye'ye açıktan karşı çıkamayacak dedik. Hani nerede çıkabildi mi? Bundan sonra da çıkamayacak. Bugünkü küresel güç denkleminde bu mümkün değildir. Türkiye'nin gücüne, etkisine inanmayanların korkakların anlayabileceği bir şey değil bu. Biz böyle yapa yapa bugünlere ulaşabildik. Hiçbir ülke kendini sınırlarının sıfır noktasında savunamaz. Hiçbir ülke sınırında büyüyen böyle bir tehdide duyarsız kalamaz. Hiçbir ülke böyle bir tehdidi ittifak ilişkilerine dayanarak savuşturamaz. Hiçbir ülke böyle bir durumda kendini başka bir ülkenin ya da gücün inisiyatifine bırakamaz. Yüzlerce yıllık, binlerce yıllık siyasi tarihi olan hiçbir millet böyle yapmaz. İşte şimdi Türkiye de böyle yapmıyor. Kendimizi başkalarının eline, merhametine, insafına bırakmadığımız için böyleyiz biz. Bugün elimizdeki en büyük güç bu akıl, bu basiret, bu siyasi genetiktir. Etnik savaş değil, birleştirici akıl bu. Bin yıldır onlar böldü, biz birleştirdik. İran sınırından Akdeniz'e kadar bütün o koridor temizlenecek. Orada bir Türkiye kuşağı, bir barış kuşağı oluşacak coğrafyayı bölenlere karşı birleştirici akıl daha da güçlenecek. Bu akıl önümüzdeki yıllarda bölgemizde daha da kök salacak. Biz bu topraklarda etnik savaş yürütmüyoruz, hiç yürütmedik. Bin yıldır başkaları bölmeye, biz hep birleştirmeye çalıştık. Şimdi yine başkaları parçalıyor, biz birleştirmeye çalışıyoruz. Arap dünyası hızla çöküyor, coğrafya yeniden paylaşılıyor. Sadece biz birleştirmeye, toparlamaya çalışıyoruz.'' Bu millet kadar coğrafyadaki bütün etnik unsurları birleştiren başka kim var? Batılı siyasi akıl bu topraklarda bitti. Erdoğan o yerli siyasi aklın öncüsü. Güç haritasını değiştiren işte budur. Terör kartı dahil her türlü çirkinliği kullananların bu topraklarda saygınlığı yoktur. Batılı siyasi akıl bu topraklarda bitmiştir ve o aklın bir geleceği yoktur. Öyleyse Türkiye aklı artık bir bölgesel akıldır, bilinçtir, kimliktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'ten geleceğe yönülen o siyasi aklın öncüsüdür. Taşıyıcısıdır. O bir yükseliş dönemi öncüsüdür. Tarih yapıcı genetiğin sözcüsüdür. Bugünlere dünya ile içeridekilerle, iç ve dış vesayetle boğuşa boğuşa geldi. Barış Pınarı operasyonu başlaması için içeride ve dışarıda ne büyük engeller atlatıldı. Ama o siyasi genetik, o siyasi öncülük hepsine baskın gelmeyi bildi. Dışarıda çaresizlik, içeride dayanışma. Allah Erdoğan'a güç, askerimize zafer versin. Operasyon dışarıda çaresizlik içeride müthiş bir milli dayanışma oluşturdu. Dışarıdaki çaresizlik Türkiye'nin tezlerini iyi anlatmasından, içerideki dayanışma milletimizin inancından geliyor. Bu inancı ve dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Çünkü Türkiye büyüdükçe kavga daha da büyüyecektir. Bu tarihi kararı alan ve uygulayan, bütün dünyada hayranlık uyandıran liderliğini ve tarih yapıcı gücünü bir kez daha sergileyen Başkomutan Erdoğan'a Allah güç versin. Cephedeki bütün askerlerimize, onlarla birlikte savaşan Suriye Milli Ordusuna zafer nasip etsin. Onlara destek olmak boynumuzun borcu. Harekatı yöneten Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve ekibine, Türkiye'nin haklı davasını dünyaya anlatmak için çırpınan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine diplomasi cephesinde mücadele veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibine destek olmak boynumuzun borcudur. Ayağımız bu topraklarda sabittir, asla sendelemeyeceğiz. Dünya karşımıza dikilse burada sabit kalacağız. Kendini bu vatana bağlı hissedenler yeni yükseliş döneminin kurucu kuşağıdır.